Malatya'daki TOKİ konutlarının gizemli ilerleyişi sürüyor. Depremle birlikte Malatya'da on binlerce kişinin evini veya iş yerini kaybetti. 35.680 ağır hasarlı binanın bulunduğu şehirde 103.019 konutun yapılması gerekiyor. Totalde 48.810 konutun yapılmasına başlanırken bu konutların 7.881'i teslim edildi. Ancak her ay düzenli olarak teslimi yapılacağı iddia edilen TOKİ konutlarında geçtiğimiz aylardan beri süregelen bir belirsizlik tablosu hakimdi. Son olarak AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Karaölmez Toprak 14 Mayıs'ta belirsizliğe son noktayı koymuş ve kurağının Haziran ayında yapılacağı bilgisini vermişti. Nitekim kura yapıldı ancak Haziran ayında değil Mayıs ayının son gününde düzgün bir bilgilendirme bile yapılmadan 96 konut ve bir iş yerinin teslim edildiği söylendi. Haberler sonrasında yetkili kurumlardan net bir açıklama gelmezken bireysel olarak arandıklarındaysa tatmin edici bir cevap alınamadı. Oysa ki milletvekili Ölmez Toprak yine sosyal medyada yaptığı paylaşımda yıl sonuna kadar 6 bin konutun teslimatının yapılacağını duyurmuştu. 2 aydır aksayan TOKİ konutlarının ardından böyle bir kura çekimi beklenmezken ay ortasında başka bir kura çekimi yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz. Gelinen son noktada Malatyalılar da sürecin şaibeli olduğunu değerlendiriyor. Zaten haber bekliyor. Ne zaman çekileceğine dair basınmaça bir haber verilmedi, bilgi verilmedi. Ben yani biraz şaibeli buluyorum açıkçası. Yani kime çıkmış, nasıl çıkmış, bir sürü çevremizde insanlar var ama yani ben bir tanesine rastlamadım. Kime denk geldi ya da hangi yerde, ne tarafta çektiklerini de bilmiyorum. İkizce'de mi, işte Çamurlu'da mı, Gelincik Tepesi'nde mi? Yalnız bunu çok mantıklı görmedim. Halka aydınlatmaları lazımdı bence. Yani güzel bir durum değil Malatya için. Zaten insanlarımız sıkıntı içerisinde, konteyner içerisinde, hala çadır içerisinde. Malatyalılar her fırsatta Malatya'yı 2 yıl içerisinde toparlayacakları vaadini dile getirenlerin sözlerine itibar etmiyor. İnanmıyorum. Bu çalışma, tamam merkezde çalışma var ama konut bakımında yok yani, bir şey yok yani. Ya teslim edenlerin içerisinde biri iş yeri, geri kalan ise konut denildi. Ya, ama genelde iş yerine daha ağırlık vermişler yani. Bilmiyorum artık ne fikirleri varsa da. Ama konut zannetmiyorum. Yetişmez çünkü. Zor. Bu çalışmaya göre yetişmez yani. İnanmıyorum yani. Öncelikle iş yerlerimizin bir an önce halledilmesi lazım. Çünkü çarşı yani şehrin kalbidir. Esnaf çalışmalı ki şehir ayağa kalksın. Yani her anlamda şu an Malatya çok yavaş ilerliyor. Yetkililer hani nasıl diyeyim devlet görevlileri neden ilgilenmiyor? Malatya niye bu kadar sahipsiz anlamış da değilim. Yani tabii ki bu durum hiç hoş değil. Sonra biz bunu yaptık diyorlar. Şu tarihte kura çekeceğiz diye bir şey duymuyoruz. Onlar sonra yaptıktan sonra kendi aralarında yapıyorlar. Agama beleş, öbürüne böyle. Buna geldi, buna gitti. Onlar kendi aralarında hallederler, sonra derler biz yaptık. Ama hiç kimsenin haberi olmaz. Kurarken nerede çekmişler kurayı? Hiç duydunuz mu? Basın duymamış sebep bir kıyıda köşede kalmış esnaf nereden duyacak? Tüm bu bilinmezliğin ortasında vatandaşlar yetkililerden net bir açıklama beklerken sürecin şeffaf ilerlemesini istiyor. İçerisindeki insanlara şu tarihte bir yıl içerisinde tamamlanıp insanlara teslim edilecek diye en azından konutların iş yeri bile olmasa konutların bu insanlara teslim edilmesi, konteynerde oturan insanların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bunun sebebini kişisel olarak ben bilmiyorum ama insanlara bilgilendirmeler gerekiyor. Yani en azından insanların kafasındaki soru işaretlerini silmeler gerekiyor. Çünkü bir söz verildi. Bu sözlerin tutulması gerekiyor. Bir topluma bilgi vermek için bir televizyon ya da işte gazetelerde böyle bir resmi bir açıklamada bulunabilirler. İnsanların kafasındaki soru işaretlerini kaldırabilirler. Yani bu düşünce.